Evet, saygıdeğer arkadaşlar, abilerim, ablalarım, bilimum kardeşlerim. Bugün sizlerle ne yapacağız? Önümde soğan ve burada da kuzu eti bulunuyor. Tuz ve karabiber bunların baharatı olacak. Tabii ki de cağ kebap yapacağız arkadaşlar. Ve cağ kebabı size çok farklı yapmayacağım ama cağ kebabı, yani eti dizdiğimiz şişi gidip dünyanın parasını vermeden bunu çok basit bir şekilde 15-16 liraya mal etmeyi de göstereceğim. İzninizle şimdiden başlayalım. Cağ kebabı yapmak için evvela yaklaşık 1 kiloya yakın, yani etin durumuna göre 1 kilo yakın bir soğan. Ben etim fazla diye 1 kilo dedim. Sizin yarım kilo ya da daha az etiniz vardır. Soğanı azaltabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ondan sonra şöyle bir rende, böyle de bir kab alıp arkadaşlar bunları başlıyorsunuz böyle rendelemeye. Ha, ben rendelemem derseniz rondodan falan da geçirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok ama yani soğan birazcık diri kalsa iyi olur. Güzel bir tadı var, lezzeti var sonuç itibariyle. Şimdi ben bunları bir rendeleyeyim, ondan sonra gene devam edelim. Evet, soğanlar bitti. Ama benim gözlerim de bitti. Acayip derecede felaket yaşlattırıyor, yani ağlatıyor. Şimdi buna tuzunu koyacağız. Şöyle, yani yaklaşık bir tatlı kaşığı falan gibi geliyor. Biraz daha koyabiliriz. Yani tuz buna hiç zarar vermez. 3 tatlı kaşığı gibi bir şey. Ya da 1 yemek, 1,5 yemek kaşığı da diyebilirsiniz buna. Tuz koyduk. Şimdi geldik karabiber olayına. Karabiber bunun olmazsa olmazı. Buna farklı baharatlar koyanlar da var. Reyhan, kekik falan fişman ama benim izlediğim videolarda genelde karabiber ve tuz koyuyorlar. Şimdi ben fazla acı olmasını istemiyorum. Bana bu kadarı yeterli. Evet, şimdi karışımı karıştıralım. Şimdi tuz, karabiber, soğanın içine güzelce sirayet etsin. Bu arada fark ettim ki benim birçok video hep ezan zamanına denk geliyor. Çok da güzel oluyor. Rabbim hep ezan vakitlerinde nasip ediyor video çekmeyi. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz. Güzelce suyu çıkacak. Evet. Bunu bir karıştırdık. Ondan sonra hemen içine etlerimizi koyacağız. Bakın, etler kaburga eti. Güzel temizlenmiş. Kemiklerinden ayrılmış. Sadece kaburga eti kullanıyorum ben. Yani ben sadece kaburgayı kullandım. Yani bacaktan falan. Şimdi ben cağcı olmadığım için, daha önce de hiç cağ kebap yapmadığım için, yani öyle ustaları gibi bilmem. Ne yapılır, ne edilir bilmem ama cağın şişi olmuş 10 lira 15 lira. Yani muazzam derecede bir pahalılığı var. Yani yazık, günah kardeşim ya. Ondan sonracığıma biz de kendi evimizde yapacağız yani. Ben cağ yemeği çok severim ama acayip derecede pahalı olduğu için yemiyorum, gitmiyorum. Yani bir şişe adam 10 lira 15 lira alıyor. Şimdi 6 tane şişe sen 60 lira para bayılacaksın. Karışımı kapatıyoruz. Evet. Görün. Şimdi bu arkadaşlar bir gün dinlenecek. Bu soğanları kesinlikle atmayacağız. Bu soğanlar da cağla birlikte, yani cağ kebapla birlikte şişe saplarken yapacağız. Çok güzel de bir şey olacak. Bunu bir güzel böyle sera streçle saralım. Kapatalım, hava almasın. Streç filmle saralım bunu. Hava almayacak şekilde. Buzdolabının alt köşesinde bir gün dursun. Yani birden fazla tutmayın. Çünkü nitekim soğan yani ete ayrı bir şey veriyor. Çürütme bilmem ne. Yani farklı bir boyuta sürüyor. Hiç gerek yok. Bir gün yeterli. Zaten ustalar da bir gün dinlendirip yapıyorlar.
Dediğim gibi ben cağ kebap ustası değilim. Seyrettiğim videolar beni bu şekilde bu baharatları koymaya itti. Soğan, karabiber ve tuz gördüğüm kadarıyla yetiyor. Ama reyhan, domates bunları koyanları da gördüm. Altına da acayip tepkiler geldi. O yüzden ben de böyle yaptım. Şimdi bunu kaldırayım size. Cağ kebabını, yani bu etleri dizeceğim, şişi tarif edeceğim. Bu da cağı takacağım şiş. Bu benim daha önceden et, bilmem ne, kalın etlerim, kuşbaşlarımı dizdiğim şiş. Bunlar da alyanlar. Bu alyanları Koçtaş'ta bulabilirsiniz. Koçtaş'ta şu numaraları yaparsanız, yani şunun boyutları size göre değişebilir. Boyutları dediğim gibi size göre değişebilir. Kendinize en uygununu bulun, alın. Bakın size göstereyim. Bunlar da kelepçe arkadaşlar. Bildiğimiz kelepçe. Bakın. Görüyorsunuz. Şuradan daha iyi gözükür. Bildiğimiz kelepçe. Sıkmalı kelepçe. Bunu buradan takıyoruz abicim. Bunu da açayım size. Nasıl yaptığımı gösteriyorum şu anda. Bir sudan geçirdikten sonra şimdi olayı seyredeyim. Bu kafa tarafına gelsin şöyle. Ya da böyle dursun. Fark etmez. Hiçbir sıkıntısı yok. Şunu şuradan sokuyorsunuz abicim. Payı varsa bunu da buradan sokacaksınız. İki taraflı. Şöyle bir. Şöyle de iki. İkinciyi yapacağız. Birazcık gevşetelim. Evet. Bu kadar basit. Şimdi sıkıyoruz. Tabii bunun içine etin girdiğini farz edin. Bakın. Bu ara et giriyor. Şöyle üstten ağır bastıracaksınız şöyle. Ve ondan sonra iş bitti. Bu sıkıştırmaya yarıyor. Sonra abicim cağımızı takıyoruz şöyle. Böyle çeviriyoruz yavaş yavaş. Bir de küp şiş olduğu için tak 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 böyle dönecek. Et kenarları akmayacak. Sıkıştırma işlemi olacak. Evet abilerim, ablalarım. Bir gündür dinlenen etlerimiz şu anda şişe takmaya hazır. Evvela altından başladığımız için böyle değil. Şu şekil. Hatta şöyle yağılısın, dışarı alalım yağlarını. Şu şekil böyle ikiye sarıp yapın ki aşağıda gitmesin. Bakın kaldı orada. Sonra gene aynı şekil, aynı taktik, devam. Evet. Görüyorsunuz şekil oluyor. Şimdi normal standarda binmiş şekilde devam edebiliriz. Görün. Aralara biraz şöyle soğan, yani bunun sos olayından yapabiliriz. Zaten içine çektiydi. Daha da lezzetini artırmak için yapılabilir. Hiçbir sıkıntısı, hiçbir zararı yok. Bakın böyle löp bir şekilde yerleştiriyorum. Hayatımda ilk defa cağ kebap yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Görün soğanlar hala üstünde. Hiçbir şekilde almıyor. Geldik soğanları falan alıp gene etinizin üstüne koyabilirsiniz. Evet, bu konik şeklinde olacak. Görüyorsunuz zaten az çok şekil olmaya başladı. Yukarıya doğru çıkacağız. Etimizin yoğunluğuna göre, yani çokluğuna göre işlemi devam ettireceğiz. Burada bayağı bir kalabalık, aileye yetecek kadar et ayırmışız. Gözümüz korktu demek ki. Bunu böyle ikiye katlayıp ve düzeneğimizi yerleştirelim. Evvela buradan kelepçeyi yerleştiriyoruz. Buradan bunu şöyle gözünüzün önünde yapalım. Bu kısımdan da şu kısımdan da bunu. Evet. Yerleştirme işlemimiz bitti. Birazcık daha sıktıktan sonra aşağı doğru tornavida yardımıyla
Şurayı böyle sıkıştıralım. Elimizden kayıyorsa bir bez yardımıyla da daha da fazla sıkıştırabiliriz. Ne kadar sıkarsanız o kadar kımıldamayacaktır. Evet. Yine aynı şekilde burasını da birazcık daha sıkalım. Çünkü çok baskı yedi burası. Evet. İşlemimiz tamam. Bakın, şimdi ben normalde bu taraftan tutmayı planlıyordum ama bu tarafa çok fazla gittiği için buradan böyle çevireceğim. Şimdi cağ kebap olayı birazcık ustalık istiyor. Ben o ustalıktan hiç anlamıyorum ama elimden geldiğince siz değerli arkadaşlarıma göstermek için, yani bu cağ kebap olayını yapmamın aslında amacı tamamen bu şişi keşfetmiş olmam. Hemen etimizi getirip yerleştiriyoruz. Bak, gördün mü? Olay bu. Şimdi her tarafında ateş olduğu için bu mangalımızın, çünkü iki işlem birden yapıyoruz burada, bir pense yardımıyla şunu çevirme ya da farklı bir araç varsa onunla çevirme yapabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki sen bunu yaptın da arkadaş, cağ şişlerin nerede? İşte onlar da burada. Cağ kebabı adı üstünde, bu cağ şişi olmadan olmaz. Farkındayız. O yüzden de cağ şişlerimizi de aldık. Evet, aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Yere ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, cağ kebabımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Şimdi bakalım şöyle bir yan profilden de görün. Nasıl bir dizenek yaptığımızı yandan da seyredin. Şimdi şuraya bir şiş sapladım. Ve böyle çevrileceği zaman küçük bir pense yardımıyla daha az ateşli olan kısmını şöyle tutuyorum ve hop çeviriyorum. Bakın, etti. Evet sayın cağ severler, gördüğünüz üzere işlem basit bir şekilde devam ediyor. Şişi dikine koymaya karar verdik çünkü elimiz yanıyor yanlamasını yaparken. Sonuç itibariyle bu her türlü pişecek. Neden zahmetli olanı seçelim? Tabii ki de zahmetsiz olanı seçeceğiz. Şimdi üst tarafları bilen pişenler, birkaç tane pişenleri deneme babında almakta yarar var. Hem siz de görün hem de nasıl olduğunu izleyin diye şöyle. Evet. Görüyorsunuz. Ufaktan takıyoruz ve alıyoruz. Pişkin yerlerine çağı sokup çıkartıyoruz. Bak işte bu. Pişmiş olan cağ içi pespembe et. İsteyen böyle birazcık daha tutabilir. Ya da löpür löpür de yiyebilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Evet değerli abilerim, ablalarım, cağ severler. Görün. İlk partiyi aldık. Çok güzel. Lezzetli, 10 numara bir kebap. Evinizde yaparsanız bu şekil oluyor. Yani pişirmek o kadar da elzem bir şey değil. Pişirenler olabilir diye tekrardan koyuyorum böyle. Yoksa bana kalsa her türlü yük. Bak mesela şimdi. Vay be. Harika olmuş. Bir kare göstereceğim size. Şunu da alayım şuradan. Lütfen buyurun. Şunu şöyle yaklaştıralım ki devrilmesin. Gelelim bu tarafa. Bakın abiciğim, gördünüz mü? İşte olay bu ya, vallahi billahi. Kebabın olayı bu. Evet. Birkaç tane parti yapayım böyle. Yani cağ takayım. Ondan sonra bir de
direkt mevzunun üstündeyken göstereyim. Ondan sonra buluşmak üzere. Şöyle bir daha çevireyim bakın. Oh maşallah maşallah. Maşallah. Şunu çekelim. Şuradan iyice yanaştıralım. Oh, bu kadar. Şöyle alttan da bir bakalım. Cağ kebabımız işte bu. Pişim aşamaları devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet saygıdeğer abilerim, ablalarım. İşlem böyle uzuyor, gidiyor. Size her şişte video alacağım diye sizi sıkamam. Görün olay bu. Bundan ibaret. Şiş ve cağ şişi, cağ kebabı. Eğer faydalı olduysa, eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.